Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bir YouTube videosu ile karşınızdayız bu sefer. StarCraft evreninin hikayesine başlamayı düşünüyorduk. Bir kısa video, böyle kısa özet video, daha önce Diablo'da yaptığımız gibi bir şey yaparız diye düşündüm ama pek fırsat olmadı, kısmet de olmadı diyeyim. Kısmet oyunu oynamaktaymış. StarCraft Remastered'ı aldım, biraz gaza geldim. Üzerine kartonu da alıp oynamayı düşünüyorum açıkçası. Daha sonra bunu seri haline getir, böyle belirli görev zincirlerini yapıp seri haline getirip StarCraft 2'ye de geçmeyi düşünüyorum. Öncelikle ben size StarCraft'tan bahsedeyim arkadaşlar. StarCraft nasıl bir oyun? StarCraft Real Time Strateji dediğimiz normal strateji oyunlarından bir tanesi. Ancak gelmiş geçmiş en iyi strateji oyunu diyebilirim. Ve RTS dünyasının bestseller'ıdır. Yani nasıl söyleyeyim, böyle nihenk taşı diyebileceğimiz, işte dönüm noktası diyebileceğimiz bir oyundur. Yani şey de eskiye dayanır. StarCraft baktığınız zaman 1998'in oyunu. 1998'de bu oyun ilk çıktığında tabii kasıp kavurdu her tarafı. Ve çeşitli geliştirmelerle, expansionlarla şanını sürdürmeye devam etti. Yaklaşık bir 10 yıl daha sonra StarCraft'tan haber alınamadı diyeyim. Çünkü bir üzerine fazla geliştirme yapılmadı. Ama oyun çok tuttu, çok oynandı. Özellikle Asya piyasasında yani en çok oynanan oyundu. Şöyle söyleyeyim, e-sporu gerçekten oyun dünyasına getiren ilk oyunlardandır. Hatta ilk oyun desek iyidir çünkü e-spor yapan oyun StarCraft'tır. 2010 yılında da StarCraft 2 ile tekrardan karşımıza çıktı StarCraft evreni. Tabi bu sefer daha gelişmiş grafikler oldu, daha iyi oyun şartları sundu. Ancak yine de bir RTS'ydi ve strateji kültürünü kırmadı ve bunda da yine çok tuttu. Yine e-sporların vazgeçilmez oyunu oldu ve yine Asya bölgesini kasıp kavurdu. Daha sonra aradan 3 yıl geçtikten sonra Heart of the Swarm, yani şöyle özetleyeyim, tekrar başa alayım. StarCraft ilk çıktığında campaign'leri ayrı ayrı çıktı. Şimdi StarCraft ilk bir çıktığında içinde Human, Zerg ve Protoss campaign'i vardı. Bunlardan bahsedeceğim özetle. Ancak StarCraft 2 çıktığında, StarCraft 2'de ilk önce Human Campaign'i çıktı. Daha sonra 2013 yılında Zerg Campaign'i çıktı Heart of the Swarm ile. Ve 2015 yılında Legacy of Void ile StarCraft 2 Protoss Campaign'i geldi. Ve bu çıkan zaten son oyundu. Daha sonra Nova Corps, yani Nova görevleri geldi ama bir expansion tadında değildi. Bundan sonra da arkadaşlar StarCraft 2 ücretsiz oldu ve Battle.net hesabı olan herhangi bir isteyen, dileyen insan indirip oyunu oynayabiliyordu. Bu anlamda güzeldi. Ben şimdi neden tekrar StarCraft hype'ına girdim? 2017'de arkadaşlar StarCraft Remastered duyuruldu ve büyük sükse yarattı. Üzerine 2019 ya da 2020, yanılmıyorsam 2019 olması lazım. Karbot animasyonla birlikte kartun, yani çizgi film halini aldı. Oyunun gelişimi bu şekildeydi. Ben StarCraft'ın hikayesini çok seviyorum. Açıkçası çok iyi bir StarCraft oyuncusu değilim. Çok iyi bir RTS oyuncusu da değilim. Ama ben oyunların Diablo olsun, World of Warcraft olsun ve StarCraft olsun hikayelerine hayranlık duyan bir insanım. Daha çok arada kalmış o detayları yakalamayı seviyorum. Her ne kadar yakalayabildiğimi düşünsem de bilmiyorum, belki kaçırdıklarım oluyordur. Ama genel itibariyle StarCraft oyununa biz bu seride hikayesel açıdan bakmaya çalışacağız. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum, artık oyuna geçmek istiyorum bir yandan. Çünkü bir başlayalım. Nihayetinde bu bir birinci bölüm olacak. Birinci bölümlerde birinci bölüm gibi olur. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Görebildiğimiz kadar şeyi görelim istiyorum açıkçası. Evet. O muhteşem müziğiyle. Şöyle Eda çayımı getirdi. Aşkım teşekkür ederim. Kameram biraz ortada. Oyun ekranı geldiği zaman o ortadaki unitlerin olduğu yerde olsun şeklinde ayarlamaya çalıştım. Evet, logomuz da geldi. Son şey olan, nasıl söyleyeyim, paket olan Kartunt da orada çıktı. Kartunt da alıp oynayacağım. Kartunt demeyeyim, Kartunt demek biraz zor çünkü. Çizgi film vari diyeyim, çizgi film hali diyeyim. Karbot versiyonunu da bu seriyi bitirdikten sonra herhangi bir aksilik çıkmazsa oynayacağım. Arkadaşlar, standart bir menümüz var. Single player, multiplayer, options, collections, hotkeys.
Show Credits ve Intro. Bir intro izleyelim çünkü intro çıkmadı. Bakalım intro tuşuna bastıktan sonra bizi ne karşılıyor bir görelim. Evet, StarCraft orijinalinin introsunu görelim. Ekranın ortasındayım ama. Yok ya, güzel güzel görünüyor, bir sıkıntı yok. Herhangi bir şey görmüyorum Jin. Ice. Alt yazıda kalın. Ben iki dakika şöyle kapatayım kendimi. Ya burada aslında bahsedecek çok bir şey yok. Klasik böyle Amerikan sohbeti ediyorlar işte. Aa, hiçbir şey görmüyorum abi dostum falan. Benim için dışarıda ne var? Bunlar büyük ihtimalle işte bu artıkları toplayıp oradan para elde etmeye çalışan scavenger dediğimiz tipler. I'm detached and moving toward the derelict spacecraft. Damn it, Jim. Video's out again. Well, quit picking at it. I ain't picking at it, damn it. I'm out here with a hitch of my gaddy up in here and I'm out here with your jacks. I'm here with your jacks. Geldi, üstünden geçti. Ben geri geleyim şöyle. İntrosu bu şekilde Terranların gelişini aslında aktardı biraz. Da o üstüne gelen büyük gemi de Protoss gemisiydi. Bunları yakın zamanda tanıyacağız. Çok vakit kaybetmeyelim, hemen single player'e geçelim. Bir ID oluşturmamızı istiyor. Tabii ki Ice Relax olacak. Oluşturduk. Okey diyelim. Burada 3 campaign'den bahsetmiştim size. Şu anda bölüm bölüm gideceğiz. İnsanlar, Terran diye geçer StarCraft evreninde. Zerg'ler ikinci bölüm olacak. Zerg'ler yaratıkımsı diyelim. Tabii biraz daha yüksek zekaya sahipler. Protoss'lar da uzaylı dediğimiz ancak yüksek teknoloji ve zekaya sahip bir ırk. Şöyle kısaca ben bunlardan bahsedeyim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Evrenin oluşumunda Zelnaga denilen bu Lovecraft'ın evrenindeki Old Ones'lara, yani Warcraft ya da World of Warcraft'taki Old God'lara benzetilen bir tanrı olgusu var. Zamanda Zelnagalar zeki bir ırk yaratıp kendi şeylerini devam etmek istiyor. Yani hükmetmek istiyorlar, öyle özetleyeyim. Zerg'leri ve Protoss'ları yaratıyorlar. Ancak Zerg'leri kendi hallerinde bir gezegene bırakıyorlar ve Zerg'ler kendi neden ona evrimleriyle gelişerek hayatlarına devam etmeye başlarken öte yanda Protoss'larla biraz daha ilgileniyor. Onlar biraz daha altın çocuklar oluyorlar ve bu yüzden de daha fazla zeki oluyorlar. Protoss'larda en bilmemiz gereken özellikler, bunların saç modelleri biraz uzun olur ve bu saç modelleriyle Kala denilen bir merkezi sinir sistemine bağlıdırlar ve bu şekilde de birbirleriyle iletişim halindelerdir. O yüzden ağızları mesela yoktur. Ağız yapıları gelişmemiştir. Konuşmaya ihtiyaç duymazlar. Ses çıkartırlar ancak psionik bir sestir bu. Böyle bizim gibi ağzımızı oynatarak bir konuşma tonu içerisinde değillerdir. Zerg'ler ise essence olaylarıyla evrilim geçirirler. Yani birbirlerinden atıyorum dövüş yaparlar, savaşırlar. İşte
kaybeden yenilir diğer yani kazanan tarafından. Onun esansını alır ve daha güçlü bir yaratık haline gelir. İnsanlarsa normal bizim dünyalı dediğimiz tipler, ancak bir işte dünyada da hani teknolojinin ilerlemesi, nüfusun büyümesinden dolayı bir kolonileşme arayışı içerisine giriliyor. Dünya Konfederasyonu'nda suçluları bir gemiye doldurup uzaya gönderiyorlar. Ancak tabii irtibatı kaybediyorlar. O gönderdikleri gemi de rotasını kaybediyor ve dünyada uzayda nasıl söyleyeyim işte böyle serseri mayın gibi dolaşırken bu evrene yani Zerglerin ve Protossların bulunduğu düzleme geliyorlar diyeyim, öyle özetle o uzaya geliyorlar ve burada da yavaş yavaş kolonileşmeye, insan olmaya diyeyim özetle başlıyorlar. Başlıca bahsetmemiz gereken şey orada Sons of Korhal var. İnsan yani Earth Konfederasyonu tabii dünyadaki, bir de burada bir insan konfederasyonu var. Duke falan var işte orada, Actorus Mengs'ten bahsedeceğiz. Bir de Jim Raynor'ın tayfası var. Biz genelde Jim Raynor'ın tarafında olacağız. Jim Raynor da biraz isyancı durumuna gelecek. Onlara geleceğiz zaman içerisinde. Bazı şeylere böyle geriye giderek flashback yaparak hikayede değinmeye çalışacağım. Diyeyim, vakit kaybetmeyelim, hemen Teranlara geçelim. Altta bir yazı geçiyor. Teran Campaign Rebellial. İsyancı seslenişindeki Citizens of the... İşte burada dediğim gibi bazı klan savaşları veriyor. Teran Konfederansı. Aynen bu Teran Konfederansı. İşte o bu bahsettiğim Earth Konfederasyonu değil, bu Teran Konfederasyonu. Hestutu Challenge Supremacy Colonized Space. Yani uzayda kolonizeleşmeye başlayacak şeklinde. All of the changes are really... Chaosara isimli gezegene yıllar önce bir uzaylı, bu tabi uzaylı dedikleri de şu anda gemilerden de göreceğiniz üzere Protosslar uzaylı istilası başlamış ve beklenmeyen bir baskın yapmışlar. Konfederasyon korkunç. Bu arada Chaosara Konfederasyonun bulunduğu bir yani, yakın olduğu bir gezegen. Çünkü şu anda da en büyük kolonun olduğu Marsara ya geliyor. Yani bu uzaylı dediğimiz, adını sen söyle, ne diyebiliriz? Filosu, ha. Acting Magistrate. Ve evet, bazı güvenliği sağlamak için politikalar uygulanmaya başlamış diyor. Biz tabi burada biraz ilk birkaç bölümde takdir ederseniz ki her yeni oyuna başlayan oyuncu için basit şeyler verecekler bize. Bazı tanıtım, böyle oyunu anlatmaya, oyunu öğretmeye yönelik şeyler öğretecek. Geçebiliriz, skipleyebiliriz ama geçmeyelim. Bizi Marsara'da bir öncelikle base kurmamız için ilk bir görev veriyor. Bu arada konuşan ablanın adı Adjutant diye geçiyor. Bu işte bize görevler verecek. Bunu çok sık göreceğiz. Çok sık sesini duyacağız. 3 tane supply depot, bir tane rafineri ve 100 Vespin gaz toplamamızı istiyor. Başlayalım. Startup tipleri kalsın diyeceğim ben. Tamam diyeceğim. Arada uygun gördükçe bize tiyolar verecek. Şu anda Advisor abi konuşuyor. Bu Command Center. Burası bizim işçi yaptığımız yer. Burası Supply Depot. Şu anda tıkladığım şey. Bu da bizim asker yapma kapasitemizi gösteriyor. Şu an benim kameramın altında kaldı. O yüzden bahsediyorum. Burada da şu işçi arkadaşımız, biraz yaklaşalım kendisine. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar da Marine dediğimiz Teranların asıl savaş birliği. Bu ara o şarkı çalıyor arkada. Ben Teran 1 diye geçiyor bu müzik. Hastasıyım bu şarkının. Böyle arada tutuldum, kusura bakmayın. Evet, yeni bir asker bastık. Şimdi şu anda supply depotumuz doldu. Şu sağ üst köşede görüyorsunuz 18-18. Ekstra supply depot yaparak adını siz söyleyin, asker yapma ya da işte işçi yapma ya da, özetle adam yapabilme kapasitemizi arttırıyoruz. Yani erzak, supply neydi? Erzak kapasitemizi arttırıyoruz. Aslında burada askerleri alıp bir sağa sola gönderebilirim ama çok fazla bir şey yok. Zorklar var.
Evet, bir ordu yakaladım. Gidelim bu ara A ile targetleterek gideceğim. Atak komutuyla ilerleyeceğim. Çünkü yollarında gördükleri düşman şeylerine saldırarak ilerleme kaydetsinler. Öbür türlü sağ klikle, yani bu şekilde sağ klikle ilerletmeye çalıştığınız zaman arkadaşlar düz bir şekilde ilerliyorlar. Kendilerine bir şeyler vurmaya devam etse de. Bir Zerg düşmanıyla daha karşılaştık. Bunlar küçük Zergler. Zergling diye geçiyor. Aslında Zerglerin en tehlikeli unitleri. Birlikleri, öyle söyleyeyim. Evet, bir işçimiz daha çıktı. Şu anda Build Structure'dan Raffinery yapabiliyor muyuz? 100 istiyor. Maden şeyden, mineralden. Maden alışmışız, maden. Buraları temizledik diyebiliriz. Yani şöyle iyice köşeleri açarak gidelim. Bir şey olacağını sanmıyorum ama. Tahmin ettiğim gibi de hiçbir şey yok. Şu köşeyi açalım. Bu ara menüden F10'la menüye gelebiliyorsunuz. Menüden de görevi tekrar görebiliyorsunuz. 3 supply depot, rafineri ve 100 gaz istiyor. Evet, 100 mineralimiz oldu. Şimdi bu amcaya burada rafineri yaptıralım. Bu arkadaşlar da ilerlemeye devam ediyorlar. Biraz daha Zerglik'le karşılaştık. Your forces are under attack. The refinery processes raw Vespine gas, converting it into a form which your SCVs can gather. StarCraft 2'de biz 3 işçi çalıştırıyoruz rafineride. Burada da 3 uygun olacağını düşünüyorum. Şu anda minerallik bir işim var aslında. Özür diliyorum. Yok diyecektim. 100 minerale ihtiyacım var yine. Gaz toplansın. Tekrar minerale döndürürüz. Bu şekilde çalışmaya devam etsinler. Şu an haritayı da temizledik zaten. Askerlerimiz dönsün. Son supply depot'u da yapalım. Bölümü bitirelim. Grafikleri çok güzel yapmışlar ya. Yani 98'de çıkmış bir oyunun grafikleri ancak bu kadar geliştirilebilirdi. Evet, şu anda görevimiz bitmiş olması lazım. Victory!
Adjutant online. Good evening, Magistrate. I'll fill you in on what's been happening. Confederate traffic has increased substantially within the system due to the recent Protoss destruction of the Chao Sara colony. The Confederates Chao Sara kolonisi yok edildi Protosslar tarafından. And it's likely that this colony will be locked down as well. An encrypted Confederate transmission came for you while you were at dinner. Bir konfederasyon üyesi bizimle konuşmaya çalışıyor. Bu ara magistrate dediğimiz arkadaş bu General Edmund Duke, bahsetmiştim sizden size. Bu şu anda bizim bağlı olduğumuz konfederasyonun lideri. ...48 saatlik bir kapatmaya gidecekler. Biz de bu sırada bir alan hazırlayıp o base'i az önce kurmuştuk. İşte onu şu anda hani askeri kanadını kuracağız gibi. İşte James Rayner geldi. Jim Rayner. Jim Rayner'ı bulacağız. O şu anda Marshal rütbesinde. Konfederasyona bağlı. Wasteland'de kendisiyle tanışacağız. Bakalım. Bizi bekliyor. Let's go. Bunlar kalsın. Şurada bir base var. Sanırım oraya doğru gideceğiz. Aksilik yaşanmayacağını düşünüyorum ama Jim Rayner'ı bulduk bile. Şurada kafasına... Ay yani ters taraf şurada şurada. Jim Rayner'ın tipe bak. Jim Rayner must survive. Okay. Bakalım Jim Rayner biraz hasar yedi. Tamir edebiliyor muyum onu? Evet. Sen madene. Gaz var mı? Gaz yok. Sen de minerale öyleyse. Sen de minerale. Sen de minerale. Biraz keşfe çıkalım. Sağda solda gaz var mı onu bulalım. Şimdi görevi tekrar hatırlayalım. F10'dan objektife gelelim. Bir baraka inşa edeceğiz. 10 tane marine üreteceğiz. Marine dediğimiz bu zaten askerdi, şu anda 5 tane var. Ve Rayner bu süreçte yaşayacak. Bir süre kısıtlaması da şu an yok gibi görünüyor. Gel geri, gel geri, gel geri. Tamam. Çünkü şu anda Oz Earthlinklere karşı biraz sayımız az. Belki Jim Rayner bize yardımcı olabilir bu konuda. Evet, bir marine kaybettik. Ancak etrafımızı temizlemiş olduk. Bakalım baraka basabiliyor muyum? Şu anda basabiliyorum. Şu arka tarafa doğru yapayım. Bir tane işçi yapalım. Mineral mi yetmedi? Şimdi yetecek. This is Jimmy. Ya da Jim Rayner'ın tipe bak. Maden, mine'lara basalım. Herhangi bir saldırı olacak olursa bizi korusun en azından. Çalışın. Bu sırada bir tane supply depot yapalım. Çünkü 10 tane asker yapmamız istiyor. Şu anda da 18'lik kapasitemiz var. Yetmeyecek. Biraz onu arttıralım. Evet, şu anda barakamız oldu. Şöyle gösteremiyor muyuz?
İki tane yapabiliyorum. Şu an hatta üç tane yapabiliyorum. Yapsın. Çünkü amacımız asgari üretmek şu anda. Evet, şu anda supply depotumuz da bitti. Evet, bura yani hedef gösterebiliyoruz bu arada. Barakadan çıkan askerler şöyle sağ tıkladığım yere gidecekler. Evet, kızdırdık şimdi Adjutant'ı. Sol yukarıda zaten sayacımız var. 4 asker kaldı. 4 tane geliyor. Ben de çayım için bu sırada. İki asker sonra bitiyor. Şu an benim kameranın altında kaldı ama iki asker sırada üretiliyor. O ilerleyen bölümlerde kameraya daha uygun bir yer buluruz diye düşünüyorum. Şu an o Adjutant'ın yani konuşan karakterlerin yanı bana biraz uygun gibi geldi. Bakalım oraya yerleştirim gibi geliyor. Şu an menü yazan kısmın hemen böyle sol tarafı gibi. Evet, son asker de yolda. Hadi, hadi Marine. Ve geldi. Ve bu görevi de tamamladık. Yay. Colonial Militia görevini tamamlamış olduk 5 dakika 25 saniye içerisinde. Backwater Station. Şu anda buradayız. Tamam. Receiving incoming transmission. Comlink established. What's up, man? Got your refugees tucked in nice and tight. Provided you can sidestep any more surprises from our Confederate friends and we can keep away from those critters. Şu anda bir mülteci durumu söz konusu. Backwater station under attack by unknown alien organisms. Distress beacon activated at 0650. Bir yardım çağrısı alındı şu anda Backwater istasyonundan. Stand by for incoming transmission. Şu anda bir kayıt geldi. We've already received the distress beacon from Backwater and we'll take care of it. You just sit tight. You'll be notified if there's anything we think you need to know. Damn. Listen. If we wait for Confederate reinforcements, that station's şu anda emir şu şekildeydi, yüksek yerden gelen bekleyin şeklinde. Jim Raynor'da biraz şey diyor, hani beklersek faydası yok, oradaki insanları kurtarmalıyız diyor. Ancak ilk bölüm şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki görevde biraz sanırım Alien ya Protoss ya da Zergling biraz daha fazla öldüreceğiz gibi. Raynor hayatta kalacak ve nasıl söyleyeyim, uzaylı istilasını durdurmaya yönelik hareketlerimiz olacak. Şöyle bakalım, cancel diyelim. Evet, bizi ana menüye tekrar geri getirdi. Arkadaşlar ilk iki görevi yaptık. StarCraft'ın ne olduğunu anlattım. Daha doğrusu birazcık bahsettim StarCraft'tan, öyle söyleyeyim. Özet geçtim. Ne zaman çıktı, nasıl bir gelişim sağladı yıllar içerisinde, biz nelerle karşılaştık gibi. Şöyle çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bir sonraki bölümde görevlere devam etmeye devam edeceğiz, öyle söyleyeyim. Görevleri yapacağız. Daha fazla böyle kurulumdan ziyade artık savaş ortamlarına gireriz diye düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen bu pandemi günlerinde lütfen lütfen kendinize çok 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 dikkat edin. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.